Yaşadığımız dünya son derece hassas dengeler üzerine kurulu. Bu dengelerden bir tanesi de yer çekimi kuvveti. Dünyamızdaki yer çekimi kuvveti sabit bir değere sahip. Yeryüzündeki tüm canlıların kas ve kemik yapısı da yer çekimine uygun olarak yaratılmış. Eğer yer çekimi kuvvetinin sabit değeri şimdikinden biraz daha fazla olsaydı, vücudumuzun ağırlığını çok daha fazla hissedeceğimiz için kaslarımız ve kemiklerimiz bu ağırlığı taşıyamazdı. Ayakta kalmamız çok çok zorlaşır, hatta belki de kemiklerimiz yer çekimi kuvvetine dayanamayıp kırılabilirdi. Tam tersine, eğer yer çekimi kuvveti şimdikinden daha az olsaydı, bu sefer de kemiklerimizde ve kaslarımızda erimeler başlardı. Kemiklerimiz ve kaslarımız üzerindeki baskı kalkacağı için protein ve kalsiyum çözülümü başlar ve vücudumuz son derece güçsüz bir hale gelirdi. İşte her şey gibi yer çekimi kuvveti de kesinlikle tesadüf olması mümkün olmayan hassas dengelerle son derece mükemmel bir şekilde yaratılmış. Peki, yer çekimi bir anda tamamen kalksaydı ne olurdu? Öncelikle dünyamızın çekim kuvveti uygulamadığı ay, dünyanın yörüngesinden çıkarak uzay boşluğunda farklı bir yöne doğru yol alırdı. Dünyamızı dış etkenlere karşı koruyan gaz kütlesi olan atmosfer tabakası uzaya doğru akar giderdi. Böylece de dünyamız uzaydan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumasız kalırdı. Uzaydan gelen irili ufaklı gök taşları büyük bir hızla dünyaya çarpardı. Ayrıca dünyamızdaki ısıyı yayan ve onu dengeleyen şey de atmosfer tabakası olduğu için atmosferin olmadığı dünyada gündüz sıcaklığı 100 derecenin üzerine çıkarken geceleri de eksi 100 dereceye kadar soğuk olurdu. Yerçekimsiz bir ortamda uçsuz bucaksız okyanusların suları bile uzaya giderdi. Kısacası insanlardan hayvanlara, soluduğumuz havadan eşyalara kadar dünyaya sabitlenmemiş her şey uzayın derinliklerine doğru sürüklenir ve dünyada yaşam mümkün olmazdı. Ve bu liste böyle uzayıp gider. Şimdi yer çekiminin olmadığı uzayda astronotların ne zorluklar yaşadıklarını birlikte izleyelim. Evet, eğer dünyada yer çekimi kuvveti olmasaydı en hafifinden kendimiz dahil her şeyin boşlukta uçtuğu bir dünyada yaşardık. Astronotların yaşadığı uzay üslerinin en fazla birkaç ay yaşanılan kontrollü ortamlar olduğu düşünülürse bu şartlarda insanın bir ömür boyunca yaşamasının imkansızlığı ortada. Tüm evrene yer çekimi gibi temel kuvvetlerin üzerine kurulmuş üstün bir işleyiş hakim. Bize her şeyiyle mükemmel, yaşanabilir bir dünya yaratan, bu düzenin sahibi elbette her şeyi yoktan var eden Allah'tır.